Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz kan iftirası. Kan iftirası nedir? Tarihte genel olarak Yahudi cemaatinin Hamursuz bayram dedikleri bir bayramda güya Hristiyan çocukların, genelde Hristiyan çocukların bazen büyükler de olabilir. Kaçırıp onların kanlarını akıtıp işkenceyle de bazen olabiliyor. Bazen normal bedenine bazı şişler sokarak vesaire keserek ya da bu kanı güya hamursuz bayramın için kullanılan matsaf muhta dediğiniz mayasız ekmek. Mayak ekmeğe kart kattıkları yolunda bir bunu yedikleri Böylece yediklerine dair rivayet iftiralar var. Bu kan iftirası kelimesi Arapça'da furiyat dem, Türkçe'de kan iftirası diye geçiyor genelde. Ya da kan emme iftirası diye geçiyor. Bütün e, arşivlere baktığınızda aşağı yukarı muhtevası aynı. Yani kimine göre 12. yüzyılda Hristiyanların Hristiyan Avrupa Hristiyan döneminde Yahudilere atılan bu iftira nedeniyle çok sayıda insan katledilmiştir. Fakat tarihi 12. yüzyıl demekle birlikte ben baktım arşivlere. Arşivler çok daha öncesine gidiyor. Eski Yunanistan'da Antion denen birisi kan iftirasının olduğunu ve Yahudi cemaatinin kaçırdıkları Hristiyan çocuklarının kanlarını matza denen mayasız ekmek, hamursuz bayramı şöyle münasebetiyle buna kattıkları var. Böylece de bunu birlikte yedikleri yolunda bir iftira. Fakat Yunanistan'da tak eski Yunanistan'da bir, bir kişi değil, çok sayıda İnsan o zaman bazı fikir adamları da var. Bu iftirayı o olduğu gibi yaymışlar. Onu özette belirtmek isterim. Esas yoğun olduğu dönem gerçekten 12. yüzyıl fakat daha sonraki yüzyıllar ta modern çağa kadar gelen bir iftira olarak devam ediyor. Hristiyan arasında bu rivaya, iftiranın yayılması, hurafenin yayılması ne anlama geliyor? Yahudilerin İsa peygamberi haça yerdirme konusunda büyük suçları olduğu ve dolayısıyla onun kanının akıtılmasına sebep oldukları ve dolayısıyla da eğer Hazreti İsa'nın kanının akıtılmasını bunlar sevap sayıyorlarsa ya da doğru sayıyorlarsa niçin Hristiyan çocuklarına yapmadıkları yolunda bir iftira. Demek ki bunu Hazreti İsa'yı yapan Hristiyanların evlatlarına, çocuklarına da diğer kuşaklara da yapabilirler şeklinde bir kan iftirası. Biraz da hani tarihten kalan o duyguların intikamcılık şeklinde alınması yolunda bir olaydan var. Bu o kadar yaygınlaşmış ki halk türkülerine, şarkılarına, halk folkloruna, danslarına, bazen masallarına, bazen diğer şekildeki anlatımlarına girmiştir ve dolayısıyla çok taban yani kitle tabanı bulmuştur ve bugün bile bazı Hristiyan toplumlarında, bu topluluklarında bu kan iftirası fikri, ön yargısı, hurafesi devam etmektedir. En son 1800-1980'de Şam'da bir Hristiyan çocuk kaybolmuş. Aslında bir kuyuya düşmüş çocuk. Fakat bunu yine Yahudilerin kaçırıp kanını akıttıkları ve mayasız ekmeğe kattıkları yoluna olay çıkmıştır. Ve tabi bu bütün iftiralar ya, o hangi bölgede olursa olsun o bölgedeki insanların Yahudi cemaatinden insanlara karşı toplu kıyımları da getirmiştir. Kan iftirasını sadece sebebi bu kötü iftira değil, aynı zamanda Avrupa'da İngilizisyon mahkemeler döneminde cadı avlarına benzer bir takım e, olaylara sebep olmuştur ki on binlerce insan katledilmiştir. Milliyetçiliğin Avrupa'da yaygınlaştığı dönemde de antisemitizmin yükselişi, yükseldiği dönemde de hem bazı devletler, mesela Çarlık Rusya'sında bazen devlet eliyle, Polonya'da, Macaristan'da, Yugoslavya'nın belli bölgelerinde, Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da bu gibi kan iftiraları, olayları çok olmuştur. Ve binlerce, on binlerce insan bunun mağduru olmuş ve katliamın maruz kalmışlardır. Bu işin bir tarafıdır. Diğer tarafına baktığında bazı akademisyenler yani tarih yazarları da mesela August Dohli gibi bir Alman profesörmüş bir Münster Üniversitesi'nde bu uzun bir tevla, Tevrat'a göre Yahudi kitabını yazmış ve bu kitapta da yine bu olayı yani kan iftirasını Yahudilerin kan emerek, Hristiyan çocuklarının kanlarından faydalanarak onları emerek ekmeklerine kattıkları ama ekmek istediğim mayasız ekmek, hamursuz bayramda şöyle de yediklerine dair uzun iftiralar atmıştır. Fakat çok sonradan bunu şikayet edince mahkeme ve bakıyorlar hepsi sahte çıkmıştır. Bazı iftiralara bu bir şekilde cinayet mağduru olan Hristiyan çocuklarının önce Yahudiler tarafından, Yahudi cemaat tarafından katledildiği söylense ve Papa mesela papalık bunları aziz ilan etse bile çok sonra da bunların yanlış olduğu, yalan olduğu ortaya çıkmıştır bu önemli bir konu diye düşünüyorum. Bugün bile hala bu tür fikirler devam etmektedir. Buna sebep niye söylüyorum? Buna son dönemde Türkiye'de buna yol açan bir dünyada bir de Türkiye'de yol açan iki olaydan bahsedeceğim birisi bu Karabulut'un Garipoğlu ailesinden birisinin katletmesi nedeniyle onun Karabulut ailesinin avukatı Fatih ile yaptığı bir röportajda bu yine bunu dillendiriyor. işte Yahudi cemaatinde böyle bir şey var. Yani kan, kan emme olayı vardır diye. Bu mahkemeye de bir şekilde intikal ediyor. Bu işin bir tarafı, ikinci tarafı da Yüksek adalet Divanı'nda, Lahey'deki Adalet Divanı'nda. Güney Afrika malum Netanyahu hükümetine insanlık suçu e, işledi diye e, bir dava açtı. Bu dava da e, İsrail savunmasını yaparken işte siz antisemitizm yapıyorsunuz, antisemitizm dediğiniz yani Yahudi düşmanlığı yapıyorsunuz ama ayrıca da siz kan iftirası bize atıyorsunuz diye böyle bir garip bir savunma içinden girdi ki bu çok yanlış ve demagojik bir savunmaydı. Bu Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde yeniden geldi kan iftirası meselesi. Ben de bu münasebette açıklamak durumunda kaldım. Kan iftirası sadece Avrupa'da mı vardı? Avrupa ülkelerine, aynı zamanda Doğu ülkelerinde de vardı, Osmanlı'da da vardı. Mesela 1900'lerin başında Şiraz bölgesinde yine böyle bir kan iftirası oldu, bir Müslüman çocuk kayboldu ve Yahudilerin alıp bunu götürdükleri sanıldı ve Yahudi mahallesine saldırı yapıldı ve çok sayıda Yahudi öldürüldü. Keda Rodos'ta oldu. Çok ilginçtir. O zaman Osmanlı yönetiminde Rodos'ta da yine benzer Hristiyan üçürü kaybolmuş ve bunu yine Yahudilerin alıp götürdüğü benzer işte kanını akıtmak için öldürdükleri söylenmiş. Bu arada Hristiyan muayene ayağa kalkıyor. Yine... Yahudiler mağdur ediliyor bir şekilde. Şam'da da benzer bir olay yaşanıyor. Bir e, Thomas, diye bir İtalyan papaz ya da psikopos kayboluyor. Onun hizmetlisi e, Müslüman gidip onu aramaya çıkıyor. O da ortalıktan kaybolunca vay bunları efendim Şam mahallesindeki Yahudiler e, aldı götürdü kanlarını akıttılar diye bir olay çıkıyor ve tabi bütün Yahudi mahallesi darmadağın ediliyor. Bunun üzerine buna diplomatlar da katılıyor. İşin ilginç tarafı İngilizler Yahudileri tutuyorlar her iki bölgede de. Fransızlar da Yahudileri de Hristiyanları tutuyorlar birbirlerine karşı kışkırtıyorlar. Yani bir diplomatik olay skandal da meydana geliyor. Sonradan Abdülmecid, Padişah Abdülmecid bunun iftira olduğunu bir fermanla bildiriyor ve ikisinin de yanlış olduğunu, kan iftirası denen bir şeyin olmadığını, bunun bir hurefe olduğunu ve kışkırtma olduğunu söylemiş oluyor. Bu doğu bölgelerinde üç ayrı yerde. Ama Kıbrıs'ta da olmuş bir zaman benzer bir olay. Filistin'de olmuş, El Halil kentinde olmuş. Bunları özetle böyle söylemek lazım. Bir de acaba kan iftirası sadece Yahudilere mi atılmış? Değil. Mesela 1870'lerde Çinliler gelen Hristiyan misyonerleri çocukları alıp kaçırıp kanlarını emdiklerini söyleyerek korunmaya çalışmışlar. Bu bir. Ee, i̇kincisi de <laughs> yine İsrailler arasında hatta son dönem, son dönem demesem bile 20. yüzyılda İsrailler Filistinlere çocukları kaçırıp kanlarını, Yahudi çocuklarını kaçırıp kanlarını emdikleri yolunda bir söylenti de bir dedikodu iftira atıyorlar. Bir de bu bir de Arap dünyasında çok ilginçtir. Sadece onlara yönelik değil mesela Cad diye bir Hint kökenli bir topluluk. Yine Suriye'de, <laughs> Suriye'deki Çingeneler dom diyorlar çingenelere de iftiralar atıyorlar. Bunlar çocukları kaçırıp götürüyorlar ama çocukları öldürmek üzere değil, dilencilik yaptırmak ve işte rakkase gibi yani dansöz olarak kullanmak üzere kaçırdıkları söylenmiş olabiliyordu. Yani bu iftiralar bugün de devam ediyor. Ön yargılar bugün de devam etmiş oluyor.